Assalomu alaykum. Vue.js darslarini davom ettiramiz. Bugungi darsimizda sizlar bilan two-way data binding haqida gaplashamiz. O'tgan galgi darslarimizda data binding haqida gaplashgandik. Bu safar two-way data binding. Two-way data binding o'zi nima? Two-way data binding datani ikki taraflama bog'lanish, ya'ni DOM bilan JavaScript o'rtasidagi bog'lanish, ya'ni ikki taraflama bog'lanadi, ya'ni ma'lumot ikki taraflama bog'lanishda bo'ladi. Ya'ni bir tarafta o'zgarish bo'lsa, ikkinchi tarafda ham ko'rinadi. Ikkinchi tarafda o'zgarish bo'lsa, bu tarafda, birinchi tarafda ham ko'rinadi. Endi xo'sh, mana o'tgan galgi kodlarimizni davom ettiramiz. Mana bu yozgan kodlarimiz. Xo'sh, mana Vue.js saytida ham bu bor, mana form input bindings bor, ya'ni shu ularda bog'lanishlar berilgan, shu asosida bo'ladi darslarimiz asosan. Endi xo'sh, endi mana bu yozgan kodlarimizga tegmaymizda. Endi kodlarimiz sal ko'payganligi uchun yangitdan bir fayl yarataman, ya'ni yangi HTML va yangi JavaScript yarataman. New file deyman. Xo'sh, new index dey, new index HTML. Xo'sh, mana ochildi. Endi yana bitta fayl ochaylik. New app.js. Mana new app.js degan faylni ham yaratdik. Xo'sh, bu yerga endi HTML kodlarni yozib chiqamiz. Kelinglar, shuni vaqt ketkizmaslik uchun mana buni tayyor ko'chirib qo'ya qolay. Xo'sh, mana headgacha ko'chiramiz. Keyin oxirigacha ko'chiraylik. Demak, men ashyo qismini olib tashlayman. Endi bizda objectimiz new JS'de bana yangi güladım. Endi man yozish xo'sh, xuddi mana bu jarayonni takrorlayman. Ya'ni man new view deb yozib berib, xo'sh, birinchi qaysi elementni bog'lashni aytishim kerak. Demak, man div qaysi divni bera turganini ko'rsataman. Man app'ni berdim, mana mana shu divni bog'ladim. Endi bitta data ochaman instantla saqlash uchun. Xo'sh, hozircha shu turib tursin. Endi bu yerda man bitta, birinchi bo'lib bitta input ochay. Input type text bo'lsin. Text. Xo'sh, endi biz mana shu inputni model qilish uchun mana v model degan mana direktivasini ishlatamiz. Mana v model deb turib, ya'ni bu model deb qarashni boshladik. Mana v model nima deymiz? Misol uchun name dey. Mana name degan model yaratdim. Xo'sh, endi mana shu modelni man mana bu yerda xo'sh, ya'ni bog'lab qo'yishim kerak, ya'ni to data binding deb mana name dedim. Ya'ni birinchisida mana bo'sh. Mana ko'rib turganlaringdek, bu tarafda name degan datamiz, ya'ni instance'imizni bitta mana model deb berib qo'ydik. Endi mana shuni ishga tushiraman. Xo'sh, mana new HTML ishga tushdi. Xo'sh, mana men yozyapman. Hech narsa ko'ringani yo'q. Chunki hozir bu yerda yozgan har bir o'zgarishimi mana bu name ga o'zlashtirib qo'ydi. Ya'ni endi shu o'zgarishtirishni man doimiy ko'rib turish uchun mana name. Xo'sh, mana yozaman. Ko'rib turganlaringdek, mana nima yozsam o'zgarish chiqyapti. Mana yes, mana ya'ni bu data binding mana bu HTML tarafdagi o'zgarishni mana bu tarafdagi JavaScript tagilarini ya'ni sinxron ishlayapti.
Xo'sh, mana V modelidan foydalanib, two wave data bindinglarni ishlatishimiz mumkin. Endi bu bitta inputdagi misol edi. Endi xo'sh, inputdan tashqari bizda mana checkboxlarimiz bor, radio button'larımız bor. Shularda ham ishlatishimiz mumkin. Ya'ni checkbox'da misol uchun mana mana shuni kopya qilib olay. Mana checkbox. Demek mana checkbox dedim input type'ını ID'si Jack eken values hem Jack. V model ise check names. Yani V model'ge check name koyu yaptı da. Mana ben bunu bir yerde koyayım. Mana demek check bu yerde ben uzlaştırıp mana massive konuşta saklap koydum. Yine ben 300 olama. Hoş. Tekstle koysam. Hoş, bana buldu. Bana ben checkboxlarını bana çıkardım. Endi ben checkbox'da check kılaman. Mana. Üçüncüsü check kılganda her sefer check kılganda her bir checkbox'un value'sunu mana bunga koşup koy yaptı. Endi ben bu checkbox'da kıymetlerini kursatış için bu tepedeki jarayonda takırlap koyamam. Mana. Yani her sefer check kılganımdaki check names oluyduğun kıymetlerini ben şimdi kursa dıp koydum bana. Bana hoş. Bana kurup durgunlayınlık her çekti yanımda uzgarışta ol yaptı. Bana kaytaraman bana malumattı. Yok böyle yaptı. Yani bitti. Hoş. Yani bitti. Bağlantı kursa diye. Bu select option'daki hoş. Yani bu tarlaştaki bunun bu model ne diyeyim hoş select selected demek option demek value'ge 1 soçun 1 yani mana value kıymatı sonda bulsun kurunuş kısmı yazı bulsun value'sige 2 3 üçüncüsü ikincisi 4 4 diye kıymatını aldı. Şimdi yani ben select ettiğimiz model yaratılmaya hemen etti bana data da bir koymamış çünkü bana hata taşıyla kurs atmadı malumatını bana etti yaratıp koyamam bu yani kuddu yani bu hoş. Demek bu massive konuşta bu mevde bu fakat bitti kıymatı oluyor diyen de bir anız. Şunun için birinci kıymatı ne aldı koyak olayı. Ne aldı yok boş neyse yok malumat yok. Yani de her sefer selected kıyken de bana 2, 3, 4 4 kıymetlerini kursatı beri yaptı. Hoş bu data binding'e de yani bu bana DOM'daki uzgarışını bu tar HTML tarafı kursa utkızı beri yaptı. HTML'deki uzgarışını ise DOM'ga uzgartırı beri yaptı. Kursatı beri yaptı. Yani o dil okusam
mana browserda nimadir o'zgarish qiladigan bo'lsak, uni mana JavaScriptdagi mana mana bu bilan o'zlashtirib va qaytarib mana bu yerda ko'rsatib beryapti. Shu ikki taraflama bog'lanish bo'lyapti. Ya'ni selectda tanlaganimizni browserdan turib tanlayapmiz va browserda tanlagan qiymatimizni bu JavaScriptga beryapti. JavaScript esa mana bu yerga o'zlashtirib ko'rsatib beryapti. Bu jarayon two-way data binding deyiladi. Two-way data binding bu deyarli Vue.js'da hamma joyda foydalanadi. Deyarli hamma kodda vmodeldan foydalanadi. Bu vmodel Angular'da ham, React'da ham mavjud. Ya'ni ularda ham angular yoki model deb atalishi mumkin. Har xil nomlarda aytiladi, lekin ishlash prinsipi bir xil. Two-way data binding ko'zda ham shu two-way data bindingdan foydalanib, ya'ni vmodeldan foydalanganimiz bu bizga juda ishimizni effektivnessini oshiradi, ishimizni qulaylashtirib, samaradorligini oshiradi. Xo'sh, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.